Kubilay Aka, Cam Savanlar isimli dizide rol alacağı için Çukur dizisinden ayrılıyor. Celesun öldükten sonra ortalık ciddi şekilde karışacak. Karaca ile ilgili büyük detay ise bundan sonra köstebek olması. Konuyu açmak gerekirse Celesun öldükten sonra Karaca da buna oldukça üzülecek. Fakat daha soğukkanlı olacak. Öncesinde hem Ezer'i hem de babası Selim'i kaybettiği için sevdiklerini kaybetmeye alışkın. O nedenle büyük bir plan yapacak. Karaca Celesun'un ölmesine sebep olan kişinin amca olduğunu öğrenecek ve Yamaç amcasıyla anlaşıp çok profesyonel şekilde köstebeklik yapacak. Amcanın yanında durup planlarını, konuşmalarını, kavgalarını vesaire hepsini Yamaç'a anlatacak. Yani artık Yamaçların tarafına geçecek. Tabi gizli olacak şekilde. Kulkan'la ilgili büyük gelişme ise 3 bölüm içerisinde ölmesi ve diziye veda etmesidir. Bunun sebebi ise senaryonun ilerlemesi gerekiyor. Örneğin Efsun'un düzelmesi için Kulkan'ın gözlerinin önünde ölmesi gerekiyor ki öyle de olacak zaten. Aynı şekilde Yamaç'ın korkak hareketleri Kulkan'ın ölümünden sonra intikamını aldığı için normale dönecek. Yani eski deli aksiyonlu Yamaç'ı amcanın karşısında fazlasıyla göreceğiz. Bu arada Kulkan ölmeden önce amcanın gerçek yüzünü anlatacak. Yamaç'a işkenceyi amca yaptırdığını vesaire tüm gerçekleri söyleyecek. Ardından Yamaç ve Cumali eski düşmanlarına yaptıkları gibi öldürmek için amcaya savaş açacaklar. Şu anda amcayı tahttan indirmek için uğraşıyorlar. Fakat gerçekleri öğrendiklerinde amcayı ortadan kaldırmak için uğraşacaklar. Cumali amcanın Yamaç için hazırladığı planı önceki videomuzda söylemiştik. Onu da izlemeyenler için tekrar izleyelim dostlarım. Sondan önce kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz dostlarım. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Uzatmadan konumuza geçelim. Amca Cumali, sünnet düğününde Yamaç'ın o hareketlerini gördü ve daha fazla detaylı bilgi için Kulkan'a gitti. Kulkan'dan da işine yarar bilgileri aldı. Amca Cumali'nin Yamaç için planı şu şekilde olacak. Biliyorsunuz ki Yamaçların grubu resmen yıkılmıştı ve bu duruma Yamaç ciddi şekilde sinirlendi. Hatta Aliço ile Emmi'yi o halde görünce çılgına dönecek. Olayların hemen ardından Yamaç amcaya hesap sormak için kafa kafaya gelecek. Amca o sırada yoldan geçen arabadan çok yüksek olacak şekilde mekanik bir ses açtıracak. Bunu duyan Yamaç'ın aklı dengesi bir anda gidecek. Kulkan'ın yaptıklarını hatırlayacak ve amcaya kestiği raconu yarım kalacak Yamaç'ın. Hızlıca uzaklaşmaya başlayan Yamaç'ı gören herkes şoka girecek. Akın Koçovalı'nın efsane hamlesini anlatalım. Mecburi şekilde amcanın yanında kalan Akın sırf karısına zarar gelmesin diye bunlara katlanıyor. Ama bu köstebek olmasını değiştirmeyecek. Dostlarım konuyu açmak gerekirse biliyorsunuz ki Yamaçlar ve amcalar şeklinde bir ayrım oluştu. Akın mecburi şekilde amcanın yanında olsa bile Yamaç'a ajanlık yapacak. Aynı Ayşe ve Medet gibi. Olan bitenlerden ve planlardan Akın bir şekilde haberdar olacak. Ardından bu planları köstebeklik yaparak Yamaç'a anlatacak. Bu olay amca Cumali'yi fazlasıyla zorlayacak. Mahsun'un geleceğini önceki videomuzda da söylemiştik. Alev Alev dizisine ara vermesi nedeniyle mecburi şekilde Çukur'a geri dönüyor. Bunun en büyük sebebi ise iki grup ayrılımında Yamaçların sayısı az olması ve adama ihtiyaçları olmasından kaynaklanıyor. Mahsun önümüzdeki 3 bölüm içerisinde kara kuzular ile birlikte Çukur'a giriş yapacak. Yamaç'ın zekice planlarına katılacak olan Mahsun ve ekibi fazlasıyla işe yarayacaklar.